İyi günler. Bugün sizlere projemiz ile ilgili bir sunum yapacağız. Ben İsmail Avcı. Sunumumuzun içerikleri slaytta görülmektedir. Öncelikle mühendislik probleminin tanımı. Dünyamızda en büyük ekonomik geri kaynaklarından biri alışveriş alanıdır. Çeşitliliğin çok geniş olması sebebiyle oluşan ilgi de bir o kadar büyük olmaktadır. Bu ilgi ekonomi için çok büyük bir pozitif etki sağlasa da bazı sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Oluşan ilgi nedeniyle kullanılan sistemlerde aşırı yüklenme oluşmaktadır. Sorunlardan birisi ise hayatımızda birçok kez karşılaştığımız ödeme sırasında oluşan sıra problemidir. Oluşan bu problem günümüzde yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını için insanlığa bir tehdit oluşturmaktadır. Bu problem gelişen teknoloji ile çözülmeye çok uygundur. Projede doğrudan satış yapılan mağazalarda alışverişi kolaylaştırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için bir ödeme sistemi geliştirmek amaçlanmaktadır. Ödeme sistemi derin öğrenme kullanılarak oluşturulan bir model ile hızlı bir şekilde ödeme işleminin tamamlanmasını sağlamaktadır. Projemizi özetlemek gerekirse, alışveriş alanında ortaya çıkan sıra problemini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır. Bu sorun için yapay zeka kullanılarak derin öğrenme ile bir model tasarlanmaktadır. Sonuç olarak bu model ile hızlı, verimli ve otomatize edilmiş bir sistem oluşturulmaktadır. Eğitilen model başarılıdır. Daha başarılı modeller yüksek gereksinimler sağlanarak eğitilebilir. Benzer sistemlere örnek vermek gerekirse öncelikle Amazon Go'yu sizlere anlatmak isterim. Dünyaca ünlü olan Amazon market kasaları ile uğraşmamaları için Amazon Go adında bir süpermarket açmaktadır. İçerisinde müşterilerin almak istediklerini alıp çıktıkları kasa bulunmayan bir yeni nesil markettir. Yapılan sistemde mağazanın tavanında bulunan 10 binden fazla kamera ile anlık olarak işlenen bir deep learning yazılımı kullanılmaktadır. Müşteriler oluşturdukları üyelik sistemi ile giriş yapmaktadır. Alışveriş sırasında kameralar tarafından aldıkları ürünler belirlenir ve alışveriş ücreti oluşturulur. Alışveriş sonunda alışveriş ücreti üyeliklerine otomatikman aktarılmaktadır. Böylece kasa sorunu tamamen ortadan kalkmaktadır. Diğer bir örnek sistem ise benzer sistem ise Zippy'nin kurduğu süpermarkettir. Zippy'nin firması perakendecilerin dağıtması kolay ve düşük maliyetli olan mağazalar hedeflemiştir. Müşteri deneyimlerini büyük ölçüde geliştiren, ödeme gerektirmeyen teknolojilere kasa sırasında beklemeyi ve oluşan problemleri önlemektedir. Yapılan sistemde anlık görüntü işlemesi ile yapılan alışveriş sisteme işlenir ve müşterinin oluşturdukları üyelere ücretleri yollanmaktadır. Böylece yapılan alışveriş hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Merhaba, ben Cengizhan. İlk olarak proje tasarım kısmını anlatacağım. Projenin çalışma prensibi, kamera hizasına gelen ürünün görüntüsünün alınıp pre-proses işlemlerinden sonra modele girmeye hazır hale gelmesiyle başlıyor. Modelden aldığımız çıktılar ise ürünün koordinatları ve sınıfı oluyor. Bu bilgiler ile envanter takibi yapılıyor ve toplam fiyat hesaplanıyor. Projenin hazırlanış aşamaları ise genel olarak araştırmaların yapılması, datasetin hazırlanması, eğitimin gerçekleştirilmesi ve sonuçların incelenmesidir. Projenin donanım kısmı COVID-19 salgını nedeniyle iptal olmuştur. Projenin altyapısı Nvidia'nın açık olarak kullanıma izin verdiği CUDA ve kütüphanesi olan cuDNN ile hazırlanmıştır. Bu yapı GPU'da işlem hızlarını arttırmaktadır. Projede planlama gerçek zamanlı çalışması üzerine yapıldığı için büyük bir artı katıyor. Derin öğrenme yaygın olarak kullanılan 3 kütüphane vardır. Bunlar TensorFlow, Keras ve PyTorch'tur. Birbirlerine göre güçlü ve güçsüz olduğu alanlar vardır. Biz projede TensorFlow kullanıyoruz çünkü hazır bir altyapı ve modeller sunuyor. Projeye dataset hazırlayarak başladık. 6 adet ürünümüz var. Bunlar süt, makarna, sade kahve, sütlü köpüklü kahve, gofret ve kola. Kahvelerin görüntüsü birbirine çok yakın olduğu için özellikle seçildi. Modelimizi zor durumlarda nasıl çalıştığını bize gösterebilir. Dataseti oluştururken yaygın olarak kullanılan RPC datasetinden bilgiler alarak oluşturduk. 4 adet çok önemli metrik var. Ödeme doğruluğu sistemin çalışma sırasında başarılı tahminlerini gösterir. Ortalama sayım mesafesi her frame için hatalı tahmin sayısını hesaplar. Ortalama kategori sayma mesafesi sınıflar arası hataları hesaplar. Ortalama kategori kesişimi ise ürünlerin koordinatlarının birbiriyle kesiştiği zaman tahminlerdir. Bu tablo RPC Dataset'in makalesinden alınmıştır.
metriklere göz gezdirdiğimizde kendimize en uygun aralığı seçtik. Resim sayısının sorun yaşamayacağız çünkü data augmentation metotları ile resim sayılarını arttıracağız. İlk metodumuz yansıtma. X, Y ve orijin noktalarına göre resimler yansıtılıyor ve sayıyı 4'e katlıyoruz. Şekilde de gösterildiği gibi resimler aynı zamanda modeli farklı durumlarda da geliştirecektir. İkinci metodumuz ışıklandırma değerleriyle oynamak. Bu metot ile farklı ortamlarda çalışan sistem dış şartlardan daha az etkilenecektir. Bu işlemlerin ardından etiketleme işlemini yapıyoruz. Label Image programı kullanarak ürünlerin koordinatlarını ve sınıflarını etiketliyoruz. Tüm bu işlemler bitince eğitime hazır hale geliyoruz. Model seçimini yaparken projeye en uygun olan model arandı. Bu sırada modeller eğitilerek hız ve başarı değerleri gözlemlendi. Gerçek zamanlı bir sistem tasarladığımız için FastRCNN mimarili bir model seçtik. Bu model FastRCNN Inception versiyon 2. RCNN yapıları arasında sıradan bir RCNN'e göre 2 kat daha hızlıdır. Derin öğrenmede eğitimler kara kutu olarak gösterilebilir. Aynı parametreler ve dataset ile eğitilen bir model farklı sonuçlar verebilir. Uzun geçen eğitim süreci sonunda başarılı olduğunu düşündüğümüz modeli elde ettik. Sonuçlarda iki farklı losumuz var. Bunlar ürünün konumu ve sınıfı ile elde edilir. RPNN ve Box Network'leri için bu iki loslar olduğu için toplamda 4 adet losumuz var. Box Network'ünde sınıflandırma losu grafikteki gibidir. Box Network'ünde koordinat losu bu grafikteki gibidir. RPNN Network içinde bu grafikler vardır. Tüm bunlar toplandığında total los elde edilir. Total loss ise modelin eğitim sürecini bize daha iyi yansıtabilir. Eğitim tamamlandıktan sonra 3 farklı zorluk seviyesinde test edildi. Bunlar kolay, orta ve zor durumlar. Kolay durumlarda model oldukça başarılı. Orta durumlarda da başarılı diyebiliriz. Zor durumlarda diğer iki duruma göre daha başarısızdır. Burada da sonuç videomuzu görebiliriz. Projenin gerçekçi koşulları. Yürütülebilirlik. Markalar için daha hızlı kurulan ve daha fazla satış yapabilen mağazalar açılabilir. Son zamanlarda artan e-alışveriş sistemi merkezi bir noktaya çekmekte ve bu sektörde yaşanan problemleri en aza indirebilir. Verimlilik. Projede oluşturulan model günlük hayatta kullanılan sistemlere benzediği için adapte edilmesi kolay ve üretilebilirdir. Bu sistemlere göre daha hızlı ve daha ucuz maliyete çalışabilir. Ekonomi. Oluşturulan sistemde çalışanlar ödeme olan kasalarda daha az zaman harcayarak diğer alandaki iş yükünü azaltabilir. Bu durum mağazalar için de insan gücü gereksinimini azaltabilir. Sürdürülebilirlik. Sistemi ve mağazaların etkinliği ile satışlarda artış olacaktır. Bu artışı destekleyen bir nedeni ise iş yükünün azaltılmış çalışanlar olacaktır. Bu çalışanlar mağazaya daha fazla ilgi göstermek için zaman bulacaklardır. Bu nedenle müşteriler mutlu ayrılabilirler. Güvenlik, sistemin günlük yaşamda kullanılan sisteme benzeyen bir şekilde kasiyer tarafından para alınmaktadır. Ödeme güvenliği açısından bu çalışan kasanın başında bulunmaktadır. Sistem daha da geliştirilir ve otomatik ödemeye dönüştürülebilir. Sağlık, yaşadığımız ve halen yaşamakta olduğumuz COVID-19 salgını gereği hayatımıza sosyal mesafe gibi yeni gereksinimler girmiştir. Ödeme kasalarında oluşan sıra insanların sağlığını tehlikeye attığı için daha hızlı bir sistem ile bu tehlikeden uzak durabiliriz. Projenin tartışılması kısmında tüm sonuçların ışığında planlanan hedeflere ulaşıldığı söylenebilir. Proje planlanırken kasada tüm ürünler siyah bir arka planda olacaktı fakat donanım kısmı iptal olunca sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Dataset yeniden oluşturulup eğitimler yeniden yapıldı. Bu süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyoruz. Ayrıca PCA ve KNN gibi algoritmalar kullanılarak uzayımızı gözlemleyip bu sorunları inceledik. Bu sistemin yerine YOLO gibi hazır obje tanıma yapıları da kullanılabilirdi. Son zamanlarda çok gelişen detection algoritmaları gibi farklı yapılarda bu sistemle yeniden hazırlanabilirdi.